Peki çorbalarımız da geldi zaten. Buyur Yeşim'cim. Düğün çorbası. Böyle yemekler üst üste aynı geldiğinde bir öncekiyle kıyaslanıyor. Bugün bakalım Özlem'in düğün çorbasının bu çorbama nasıl olmuş görelim. Teşekkür ederim. Evet, düğün çorbada kuzu kokusu çok konuşuldu. Evet. Bugün bakalım kokuyor mu, lezzeti nasıl olmuş. Afiyet olsun herkese, buyurun. Şey, bir de gördüğünüz gibi tel tel olmuş, fark ettiniz mi? Tel tel. Yağ falan da doğru mu? Tel tel yani. Özlemden bu tel telse... Hayır, bak, bir tadına... Baktım Kadir Bey, yine alıyorum. Evet, Özlem senden başlayalım. Direkt dayanamadın, eti gösterdin. Aynen, aynen. Eti gösterdim zaten. Bir tane içerisinde bulmuş olabilirsiniz ama geri kısmı... Hiç tel tel, gayet tel, tel tel bir et çıkmıyor. Ve hiçbir şekilde kıvamı da olmamış. Su gibi. Tuz olarak da risk almamışsınız. Tuzu yok çorbanızın. Tam yerinde tuzu. Yok, tuzu da gerçekten yok. Yerinde. Risk almamışsınız. Ya böyle yorumlar sizden bekliyordum sosu açıkçası. Hiç unutmadınız beni. Bu sosu hiç olmamış. Su. Meyhanesi mi olmamış? Olmamış. Kıvam. Meyhanesi olmamış. Kıvam olarak da olmamış. Geleceğim sizlere. Suyunu, et suyunu daha fazla kullanmış. Tuz konusunda dünkü çorba mı daha tuzsuzdu bu mu? Tabii ki dünkü çorba. Yok. Tuzsuz şimdi hakkını, yani. Hakkını vereceğiz. Yediğimi... Bu çorba daha tuzsuz. Hakkaniyetli konuşuyorum her hiç zamanki gibi. Hiç tuz yok bence. Unutulmuş. Tereyağı kokusundan, gerçekten tadından unutulmuş. Çorba tereyağınız bir de çok ağır bir tereyağı. Bir de zaten tekrar yanmış. Söylüyorum. Ayrıca tereyağın farklı bir tereyağı. Kıvam. Evet ama ben gayet tadının tuzunun yerinde yok, olduğunu çok düşünüyorum. Ağır. Tuz atmayı tercih edecek misin Özlemciğim? Yok tabii ki de. Aa. Ya öyle bir şey yapsaydı Kadir Bey. Yok, öyle bir şey beklemiyorum. Ben niçin tuza uzanıp alayım? Ben yok, yapsaydınız. Zaten öyle bir şey. Yok aynen. Siz de risk alıp yok, şey tuzunu atsaydınız. Bence korkudan gayet korkudan demek ki çok tuzlu olur diye yok, atamadınız. Yok hiç korkmadım, gayet güzel tuzu. Beğenmedin çorbayı. Yok beğenmedim Kadir Bey. Teşekkür ederim. Sima Nur. Kadir Bey zaten şu an kaşım attığım gibi yağ geliyor. Zaten hiç et yok. Bakabilir zaten şu an bakın yani sadece yağ ve hiç tuz sıfır, hiç tuzu yok. Gerçekten siz tadına baktınız mı bilmiyorum. Baktım siz gayet iyi. Zaten çok tuzlu yemek yiyorsunuz ben gördüğüm kadar ama hiç tuz yok. Nereden gördünüz, tuz mu attım yemeklerime? Evet. Ben yemeğime tuz mu attım? Tuz atıyorsunuz, tuzlu yiyorsunuz siz. Ben kimin sofrasında yemeğime tuz attım bana söyler misiniz? Yani dışarıda gördüğüm kadar çok tuzlu yemek yiyorsunuz. Ben buna şaşırdım yani. Dışarıda yediğiniz yemeklere çok mu tuz atıyor? Evet, dışarıda ben görüyorum. Sadece bir kere tuz attım. Hayır, herkes aynı fikirde. Hayır. Sıfır makarnada sıfır tuzda hatırlıyorsanız. Onun dışında asla tuz hayır, atmadım. Hayır, atıyorsunuz. Ben görüyorum yani, kör değilim. Ben beğenmedim dışarıda çorbanızı. Çok sulu ve hiç benim tabağımda zaten attığım gibi yağlar geliyor. Yani çorbanın hiç üstüne olmuş. Yağ dökülür ama oranı hayır, fazla hayır. Mı olmuş? O yağ değil ya. Yani normal et şey yok. Etin yağ, etin yağı. Gerdanın yağı. Gerdanın yağı. Evet, etin. Evet. Gerdanın yağlarını ayırdık ama. Bakın burada ben mi koydum yani? Kaçmış olabilir. Bir şey kaçmış değil yani benim tabağımda hiç yok. Tadına bakamadın etin. Pişmiş mi pişmemiş mi bakamadım. Çünkü et hiç yok mu senin yani tabağında? Gelmiyor. Bakın gelmiyor. Yani bir şey diyemiyorum. Gerçekten şaştım şu ben anda. Çorbanızı beğenemedim. Beğenmeyin önemli. Dün çok ne hakaret yani? Ettiniz Özlem Hanım ama keşke kendiniz de biraz nasıl tuz koysaymışsınız. Derken? Tuz yok, tuz yok, tuz yok. Keşke evet, biraz yoktu. Da siz düşünseydiniz. Özlem Hanım savunmak size kaldı. Savunmuyorum ben. Ben savunmuyorum. Zaten, ben adalette konuşuyorum yok, sadece. Yani siz dün konuşsaydınız. Dün Özlem Hanım'ın gerçekten çorbası çok güzeldi ama bu hiç olmamış. Bir koku var mı? Var. Var tabii ki. Var. Tereyağı kokusundan bir şey söyleyebilirim. Sizin şöyle karıştırıyordum ya. Sizden de tereyağı kokusu geliyor. Lütfen, bu daha lütfen, lütfen bu yorumları kabul edin Yeşim Hanım. Kuzu yemeyen birisi bu daha rahatsız edici. Doğru evet. Ben beğenemedim çorbanızı. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Yeliz Hanım. Kadir Bey bende de yağ var. Öncelikle buyurun. Normal mi peki çorbanın içinde o denli bir yağ olması? Yani ben de yarıştığım için tabii ki normal bulurum. Hani arada kaçmışlıklar olur. Ha, göz ardı eder miyim? Tabii ki etmem. Çünkü neden? En ince ayrıntıya kadar Yeşim Hanım inceledi yemeğimi. Aynısını ben de yapacağım diye beklerim. Söyledim. Onun harici tuz benim için çok ideal. Tuzsuz olabilir normal, bilemiyorum ama yani... ben tuzsuz yediğimi en başından beri söyledim. Benim için çok güzel olmuş. Yani tuz sıkıntı senin olmuyor damağına bende. Göre olmuş. Kesinlikle. Ayrıca evet arkadaşlara katılıyorum. Biraz daha koyu olabilirdi. Bir tık daha koyu olabilirdi. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Özlem'in çorbası bu çorbadan daha mı iyi olmuş dedin? Şimdi ikisini kıyaslarsam evet. Peki.
Evet. Betül, sen nasıl buldun çorbayı? Kadir, sıcaklığı iyi ama kıvamını hiç beğenmedim. İçerisinde tek tük etler var. Ayrıca yani önüme gelene kadar tereyağı kokusuna gerçekten rahatsız oldum ki biz bütün yemeklerimizi tereyağıyla yaparız. Asla katı yağ kullanmıyoruz evimizde. Bu arada market yağı değil, Elazığ tereyağı. Elazığ tereyağı. O yüzden ağır olmuştur biraz. Peki Betül, sen de mi beğenmedin çorbayı? Beğenmedim Kadir Bey. Gerçekten yani kıvamı falan olmamış. Zaten anladığımız gibi beğenmemeye geldik. Yok ama Yeşim Hanım, bakın. Şöyle söyleyeyim, bakın yani, benim adıma o yorumu yapmayın. Çünkü gerçekten bugün de bu zamana sadece kadar yediğim her yemeğin hakkını vereceğim. Olmuşsa olmuş, olmamış da olmamış. Keşke güzel yapsaydınız, biz de beğenseydik Yeşim Hanım. Evet, evet, kesinlikle Kadir Bey. Ben şimdi önüme gelip olmuş bir şey olmamış diyemem. Bu benim tabiatıma aykırı zaten. Emin olun, çorbanız olmamış. Olmamış. Afiyet olsun. Peki, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çorbanın etleri pişmiş. Onda okeyim. Çorbanın meyanesi az gelmiş. Yani o yoğurdu, unu var ya, o biraz böyle az kaldığı için yani böyle çok sallanıyor çorba. Kıvam olarak tam kıvamını almamış ama ben koyun kokusu alamadım. Koyun kokusu gelmiyor. Tereyağı, evet, tercih meselesi. Bir de memleket tereyağı olunca biz de mesela Bayburt'tan alıyoruz. Buradakilere göre daha yoğun ve baskın kokuyor. Herkes alışık olmadığı için bir anda o ağır gelmiş olabilir. Tuzluk, tuz konusunda ben de tuzu seven biriyim. Açıkçası bana da biraz tuzsuz geldi. Ha, sıfır tuz değil. Değil. Bak, sıfır tuz değil. Özlemin'inki de sıfır tuz değildi aslında. Evet. Ha, koydum çünkü. Ama damağa göre uygun bir tuzsuzluk. Yani isteyen bunun üstüne, mesela şimdi bunun üstüne bir tık daha tuz koysaydı yeliz tuzu diyecekti bu çorbaya. Ama şimdi sen tuz eklemediğin için bugün bu yorumlara tabii ki maruz kaldın ister istemez. Yeliz mesela dedi ki yağ çıkması normal tabii ki, 2 saatin içinde uğraşıyoruz. Hani bunu görüyorum ama göz ardı edemem. Niye dediğimde, çünkü Yeşim bana bunu söyledi. Ya tabii ki ben zaten ona göre yorumlar yani yapıyorum. Yani Yeşim senin gününde bir tık daha sessiz kalsaydı mesela, Özlem gibi, Simanur gibi, bugün bu yağı görmezden gelir miydin? Şimdi tabii ki görebilirdim. Hani bunu anlamaları gerekiyordu. İlk günümüz. Hani, Yeşim seni anlamadığı için mi sen de bugün onu anlamıyorsun? Anlamadı tabii ki. Anlamadı. Yani şu an mesela ben anladığım için yine sakin konuşuyorum farkındaysanız. Hararetli konuşmuyorum. Ama göz ardı etmeyeceğim diyorsun. Ama tabii ki göz ardı etmeyeceğim. Edilseydi bende de bazı şeyler, tabağa bile sıkıntı ettiler. Tabak hiç önemli değil. İçindeki önemlidir benim için. Yine söylüyorum, tat, lezzet. Yeşim Hanım zaten umursamıyor ki Kadir Bey. Ben bunu en şaşalısına da getirseler. Yani Yeşim, parça parça gitmeyeyim, yorumunu bekle. Yani benim en şaşalı şeyi de önüme koysalar, şu lezzetsizse ben ne yapayım süsü püsü? Kendi gününde öyle düşünüyorum. Yeşim Hanım şöyle, yani hani biz de yarıştık, bakın ne olduğunu anladınız mı? Nasıl bir şeymiş dediğimizde zaten hiçbir şekilde ya umursamıyor ki. Nasıl yani? Yani umursamadınız, aa evet çok zormuş, yo. Hak verdi mi arkadaşlar? Hak vermemiş gibi konuşuyor yani. Zorlanmamış ya. Eğlendiyseniz o zaman yemekleriniz çok güzel olması lazım. Çok güzel olması lazım. Yani abartmış mı arkadaşlar? Yani normaldi bence. Demek ki hem eğlendim hem yarıştım. Çok kolay olduğu için oldu. Arasıcık olarak ne geliyor şimdi? İçli köfte ve yaprak sarma. İçli köfte ve yaprak sarma. Yağ kokusu geliyor sanki ya. Bence tereyağından geliyor hala rüzgarın. İçeriden. Evet, tereyağı. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.